Netanyahu Amerika'dan İsrail'e döndükten sonra şöyle bir açıklama yapmış. ABD büyük ve İran'a uzak, biz ise daha küçüğüz ve İran'a yakınız ve elbette kapasitelerimiz de farklı. Dolayısıyla İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi konusunda Amerika'nın yaklaşımı ile İsrail'in yaklaşımı aynı değil. Bizim için takvim daha farklı. Elimizde kronometreyle beklemiyoruz. Ancak bu konuda konuşurken yıllardan da bahsedemeyiz. Sonuçta İran'ın elindeki nükleer tehdidin ortadan kalkması gerekiyor ifadelerini kullanmış hocam. Biz onlarla çok konuştuk, buraya da geldiler. İşin doğrusu İran bir şey yapamaz. İran çekiniyor. Konuştuk biz de orada. Yani ileri gelenler yapacak olsa şu ana kadar çoktan yapardı ama o, halk da kamuoyunda işte İran'ın Siyonizme karşı olması, işte İsrail'e karşı olması, efendim Masonluğa karşı olması klasik sağ söylemdir bu. Yani bunu söylediğinde bir insan iktidardaysa iktidarı pekişir. Yani mesela bir yazarsa yahut bir dindar bir grubun lideri ise konumu daha güçlenir. Dolayısıyla mesela anti-mason olan, anti-siyonist olan, Yahudi karşıtı olan bir insan sağda konumunu güçlendirir. Ama ben hakkı savunduğum için, doğruyu savunduğum için masonları da savunuyorum, Musevileri de savunuyorum. Mazlum insanlar suç işlerse tamam yakasına yapışırız. Ama suç işlememiş bir insanı, bir ehli kitaptan bir insanı levm etmek, ona kötü söz söylemek benim vicdanıma uygun gelmiyor. Benim dini inancıma, Allah'tan korkuma uygun değil. Ben vicdanımla hareket eden bir insanım. Ya yani millet beni, bir kısım insanlar, bir kısım vatandaşlar işte takdir etsin, beğensin, onların hoşuna gideyim diye özel bir üslup geliştiremem. Şimdi adamlar, tabii ki ben şimdi anti-mason olsam, masonluk aleyhinde kitaplar yine yazsam, sürekli aleyhinde Yahudilerini konuşsam, tabii ki bu puan toplar. Yani yobazların bazı fikirlerini savunursam bu puan toplayıcı olur. Ama bu benim için utanç verici olur. Çünkü ben Allah'tan korkan bir insanım. Hak neyse, doğru neyse ben onu anlatırım. İnsanların bana muhalif olması beni ilgilendirmez. Ben her zaman muhalefet kafasıyla mücadele ettim zaten. Her zaman doğru bildiğimi söyledim. İnsanların ne demesi beni hiç ilgilendirmedi. O yüzden çok büyük olaylar çıktı şu ana kadar. Yani bu hapishaneler, tımarhaneler falan o sebeplerden oldu. Doğru bildim, mutlaka söyledim. Ve yılmadım. Yine de yılmam. Hak neyse, doğru neyse onu yaparım. Ama sonunda masumluğum yine anlaşılmış oldu. Onca iftira attılar, onca oyunu yaptılar. Hapiste de yattık. Tutuklandık da ama adli sicilim tertemiz. Bir trafik cezası bile yok hakkımda. Maşallah. Var yani böyle 10 günlük, 20 günlük bir cezası oluyor, tecil ediliyor. Öyle bir cezam da yok. Sıfır, hiç. İnşallah. Maşallah, elhamdülillah. Elhamdülillah.